Daha oğlum içimde bir haftadır bir stres, sıkıntı, bunalım, korku o da var değil mi kardeşim? Benim korkum. Ben yine takılacağım o lider olacak korkusu. Tabii ne demezsin? Senden korkan senin gibi 8, 9, 10 sene şampiyon olamasın. Bu hafta ikiniz de takılın ben kazanayım şampiyon olayım. Hem alt tarafı bir kupa be oğlum. Teneke parçası siz dahillere layıksınız. Şampiyonlar Ligi, UEFA falan. Lan biz daha Türkiye kupasını alamıyoruz. Eleniyoruz anasını satayım adamın dediğine bak. Şampiyonlar Ligi'ni alacakmışız. Alırsınız oğlum. Bu sene final İstanbul'da değil mi? Gidin hem kupayı görmüş olursunuz hem belki elletimler en azından kupaya dokundum dersiniz lan. Ayranımız yok içmeye. Tatlıravaliyle gideriz Şampiyonlar Ligi'ne. Hem bizimle Şampiyonlar Ligi'den daha keyifli be oğlum. Eyvallah. Mesela ben bu hafta Başakşehir'le oynuyorum. Tüm Türkiye bu maça bakacak. Bir de bu benden önce oynuyor. Yenerse var ya bu. Ulan geçen sene ben şampiyon olduğumda bu kadar heyecanlı değildi. Her şey bir an olup bitmiş gibiydi sanki. Olup bitti zaten oğlum. Bir daha da zor olur artık. Neyse. Benim şimdi bu haftaki kurbanım kimmiş bakıyoruz. Antalyaspor yazdı 3 puanda. Ben bu hafta yine ölüm kalım maçına çıkıyorum. Ben yenersem Giresun bu seneki Süper Lig macerasının sonuna gelecek. Eğer Giresun yenerse benim şampiyonluk gene hayal olacak. Acaba benim bu haftaki galibiyet de hayal mi olacak? Eğer bu hafta Ankara gücüne kaybedersem önümüzdeki hafta bu beni hayal eder. Hayal ne kelime? Ben Giresun'a koyayım, Başakşehir'de buna koysun var ya. Oo, haftaya seni elek gibi deşerim. Merak etme, böyle konuşuyor ama bir bok yapamıyor. Bak, sözde bizi de yenecekti. Ben 4 attım, bu 3 attı. Sen de 2 atarsın be oğlum. Aynen öyle. Biz yaptık, sen de yaparsın ama önce bu hafta önemli. Gerçi benim için pek önemli değil. Ben koyup geçerim de sizi bilmiyor. Sizin ne yaptığınız belli değil. O yüzden takın sepeti kolunuza. Hadi bakın lan yolunuza. Gidin lan buraya. Kalkın lan.